Sì, sì, sì. Sei arrivato al Denizlispor all'inizio della stagione. Cosa vorresti dire della prima parte della stagione riguardo a te e del Denizlispor e come stanno continuando le preparazioni? Il posto dove siamo ora è giusto per noi, però so che il nostro obiettivo è essere i primi 5 posti, quindi dobbiamo fare tutto per quello dobbiamo fare. Ya şöyle söylemek lazım. Aslında baktığınızda bizim ilk yarımız iyi olarak değerlendirebiliriz. Çünkü daha iyisini de yapabilirdik ama bu olaya öyle bakmamamız gerekiyor. İyi bir ilk yarı geçirdiğimizi söyleyebilirim bu konuda, o yüzden. Sonrasında hazırlığımız da devam ediyor. Biz bunun için de daha iyisini yapabilmek için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Dediğim gibi ilk yarı bizim için çok pozitifti aslında. Ama daha iyi olabilir miydi? Evet, ama böyle bakmamamız gerekiyor. Çünkü hani hak ettiğimiz noktada olduğumuzu düşünüyorum şu anda lig tablosunda. Bunun daha iyisini yapabiliriz. Bunun farkındayız. O yüzden bunun için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Non voglio dire niente ex allenatore. Anche non voglio e non posso dire niente per quello nostro nuovo allenatore. Perché non è roba mia, io devo concentrare solo a me stesso, a squadra, al campo e basta, senza parlare tanto. Açıkçası çok fazla değişimler oldu bizde. Sadece hani idmanlarla değil, yani taktiksel anlamda da daha farklı çalışmalarımız var. İdmanlar biraz daha sert, daha tempolu. Ama tabii ki de kıyaslayamıyorum. Kıyaslayamam. Bu benim işim değil. Yani eski hocamız da iyiydi. Yeni hocamız da iyi. O yüzden ben sadece çalışmaya devam etmem gerekiyor. Buna konsantre olmam gerekiyor. O yüzden şu anda gayet memnunum. No, volevamo cambiare qualcosa perché terzo anno in Serie B non era un mio obiettivo, volevo giocare più alto, tipo Serie A, però non ho trovato neanche una squadra, quindi sono contento che sono arrivato qui e che posso dare tutto per questa squadra e per vincere tutte le partite. Açıkçası şöyle söylemem gerekiyor. Benim hedeflerimin doğrultusunda 3. bir sene Serie B'de oynamak yoktu. Serie A'yı zorlamak istemiştim. Ama kısmet olmadı, nasip olmadı bir şekilde. O yüzden değişim gerekiyordu benim için. Buraya gelmem çok mutluluk verici benim için. Daha farklı bir seviye, daha yüksek bir seviye de oynamak istemiştim zaten. O yüzden burada olduğum için çok mutluyum. Bunun içinde de çok çalışıyorum. Yani bütün her maçı kazanmak istiyorum Denizlispor'la. C'è una statistica che nelle partite che tu hai fatto gol noi non perdiamo. curioso. ilgi çekici bir statistik gerçekten. Quindi mi dici che quando faccio gol ora contro Galatasaray vinciamo anche. O zaman ben şimdi Galatasaray'a karşı gol atarsam kazanırız demek ki. Vedremo. No. Nessuno non mi chiama, nessuno non parla con me dal nazionale perché si è cambiato allenatore ora. Quindi non c'è neanche un messaggio. Prima quando era mister Adam Navauca sì, mi ha scritto qualche volta e mi ha detto che mi osserva, che vede che lavoro tanto, che gioco tanto e che mi piace, però so che anche quando giochi in Serie B e ce l'hai altri giocatori che giocano un tuo ruolo e loro giocano in Serie A e non è facile per andare a nazionale. Per ora gioco Super League e spero che quando tutto andrà bene, quando io gioco bene, magari sarà una possibilità per andare lì. Ya şöyle söylemek lazım, açıkçası şu anda beni kimse aramıyor. Ya orada hoca değişikliği oldu. Hoca değişikliği olmadan önce hocamız vardı, Adam Navaka diye.
kendisi sürekli benle mesajlaşıp benle konuşurdu. Hani seni takip ediyorum, hani iyi gidiyorsun, böyle devam et işte diye. Ama tabii ki de ben şunun bilincindeyim. Serie B'de oynarsanız ve önünüzde sizin pozisyonunuzda oynayan futbolcular Serie A'da veya daha büyük liglerde, aynı seviyedeki liglerde oynarlarsa ne kadar zor olacağını ben de biliyorum. Ama şu anda ben Süper Lig'de oynuyorum. Ve ben iyi oynadıkça, biz iyi oynadıkça eminim ki beni de tekrardan düşünecekler. O yüzden hani şu anda çalışmaya devam ediyorum sadece. Boh, è difficile ora parlare questa cosa perché può essere tutto, quindi io non voglio, non sono una persona che mi piace parlare per futuro, hai capito? Ya şöyle söylemek lazım, aslında çok böyle kolay değil bir şeyler söylemek, çünkü o maçlar her zaman değişkenlik gösterebilen maçlar. Ama tabii ki de her şeyin en iyisini umuyorum milli takımımız için. Baktığınızda da grup dediğiniz gibi çok böyle dengeli aslında. Ne olacağı belli olmayan bir grup. Andrea, vedere le partite della Polonia? Tutto dipende se ce l'ho o non sono. Se sono qui o sono per le vacanze, ancora non so, vediamo. Açıkçası gider miyim bilemiyorum şu anda, çünkü o zaman ne planım olur, nasıl olur, belki başka bir yapmam gereken bir şeyler olur. O yüzden şu anda bir şey diyemiyorum bu konuyla alakalı. Volevo chiedere di Lewandowski. Sì, pallone d'oro. Però sai, non è facile perché quando giochi per la Polonia non tutti vedono tua qualità, però dai, ci sta, anche se non ha vinto, secondo me era il giocatore più forte del mondo in quell'anno. Şunu söylemem gerekiyor açıkçası, baktığınızda kalitesini tartışmayacağımız bir futbolcudan bahsediyoruz. Çok çok iyi bir futbolcu. Ve geçen sene ve bu seneye dahilini söylüyorum. 2019 senesinin bence dünyanın en iyi futbolcusuydu. Yani altın topunu kazanacak seviyedeydi. Ama tabii ki de şöyle de bir zorluğumuz var bizim. Polonya için oynadığınızda sizin kalitenizi ön plana almıyorlar açıkçası. Sizi kenara atıyorlar. Ama kim ne derse desin, kim nasıl gülerse gülsün buna. Lewandowski geçen senenin dünyanın en iyi futbolcusuydu. Bunu basa basa söyleyebilirim. Ora lui è capitano in nazionale, quando parlo bene a lui, magari lui legge questo, lui legge questo e vado lì. Aynen. Aynen o şekilde. Yani şimdi kendisi milli takımın kaptanı. Yani onun ne kadar çok saygı duyduğumu görmüştür bu röportajdan. Tabii ki de şakalaşıyoruz burada. Ama olursa da sevinirim. Ora mi ha cambiato tutta la vita, bro. Veramente. Però tutto è migliore, quindi io sono contento, sono 100% mia felicità è massimo, quindi non penso, non posso anche volere di più, hai capito? Şimdi şöyle söylemem lazım, hayatım komple değişti. Yani bunu öncelikle söyleyeyim, ama çok iyi anlamda değişti. Mutluluk seviyeme sorarsan %100 şu anda. Yani çok fazla mutluyum. Hayatım çok iyi yönden değişti ve yani ne kadar anlatsam azdır açıkçası. Noi speriamo che tua figlia ha una vita meravigliosa. Sì, grazie çok, mille. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.